Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün patlıcan soslu bir bonfile tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz şöyle 2 adet bonfileye ihtiyacımız olacak. Bonfilelerimizin kalınlığı şöyle 2 parmak olacak. Çok fazla da kalın olmaya gerek yok arkadaşlar. Yemeğimiz çok basit ve bir o kadar da lezzetli bir bonfile tarifi vereceğim. Közlenmiş patlıcan, közlenmiş kırmızı biber yani kapya biber. Zaten patlıcanlarımızın şu an dumanı çıkıyor arkadaşlar. Şu an yeni közledim. Yani bu bölüm sosumuz olacak. Közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber, sarımsak, kuru soğan, kekik, pul biber, kara biber, bir de domates salçası veya biber salçası. Bunu sos olarak kullanacağız. Garnitür olarak da domates, biber, bir de arpacık soğanı kullanacağız. İlk olarak sosumuzu yapacağız arkadaşlar. Sosumuzu yaptıktan sonra garnitürlerimizi döküm tavada kızartacağız. Kızartma aşamasından sonra en son etimizi kızartacağız. Yani son aşamada etimizi kızartacağız. Şimdi ilk olarak sosumuzun patlıcanını, soğanını, sarımsağını güzel şekilde doğrayacağız. Şimdi ilk olarak etimizi şöyle bir hafif bir karabiber, şöyle diğer yüzünü çeviriyoruz. Dananın en yumuşak yeri arkadaşlar bonfile olan bölümdür. Ben genellikle tariflerimde bonfile kullanmaya dikkat ediyorum. Biraz da tuzunu ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar tuzunu ilave ettikten sonra bonfilelerimizi dövmeye gerek yok. Elimizle bakın şu şekil masaj yaparak açabiliriz. Çok fazla değil. Zaten etimiz yumuşak olduğu için kendiliğinden hafif dokunuşlarla etimiz biraz daha açılıyor. Yani dövmeye gerek yok. Et döveceğiyle dövmeye gerek yok. Şöyle etimiz hazır. Yani sosta kullanacağımız için yani yemeklik soğanı değil de bayağı bir örnek vereyim, böyle pirinç tanesi kadar. Soğanlarımızı doğradık. Şu sarımsaklarımızı doğruyoruz. Sarımsaklarımız tamam. Şöyle patlıcanlarımızı. Patlıcanlar da çok küçük olması gerekiyor. Artık eskiden sadece eti kızartıp tabağa koyar, yani domates, biber, patates, pilav sunumu yapardık ama arkadaşlar şu anki zaman diliminde artık bunlara pek gerek duymuyoruz. Genellikle bu tarz yemekleri soslarla süslüyoruz. Yani dokunuşları soslarla beraber yapıyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı şöyle tabağa alıyoruz. İlk olarak soğanlarımızı kavuracağımız için bunları bir ayırmamız gerekiyor. Tavamıza yağımızı ilave ediyoruz. Çok fazla değil. Şöyle soğanı, sarımsağımızı ilave ediyoruz. Yani en fazla bir 3-5 dakika kavurmamız gerekiyor. Veya bildiğiniz daha farklı soslar varsa eti farklı soslarla sunum yapabiliriz. Yani patlıcan sos kullanmayabiliriz. Hollandaise sos kullanabiliriz. Biber sosu kullanabiliriz. Bazı süzme yoğurttan yaptığımız tarator soslarımız var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama ben bugün patlıcan sosunu kullanacağım. Soğanlarımız bayağı bir öldü arkadaşlar. Şöyle domates, biberimizi, patlıcanımızı ilave ediyoruz. Soğanla beraber kavruldu. Şöyle salçasını ilave ediyorum. Tarifini açıklama bölümüne miktarlarını yazacağım. Videonun altında. Oradan tarifini alabilirsiniz arkadaşlar. Salçayı 3-5 dakika kavursak yeter. Ama kısık ateşte. Sonradan çok az bir kıvamını bağlamak için su kullanacağız. Suyunu da çok fazla kullanmıyoruz. Yani oranını ben göstereceğim burada arkadaşlar. Çok fazla kullanırsak yani bayağı bir etin alt bölgesinde sulanma yapar. O yüzden suyu oranını çok yayalımamız gerekiyor. Şöyle biraz su ilave ediyorum. Kıvamına bakacağım arkadaşlar. Biraz daha ilave edelim. Şöyle baharatlarını, kekik, pul biber, kara biber. Çok fazla suya da gerek yok. Şimdi biraz da suyla beraber sosu biraz da homojen şekilde birbirine geçmesini istiyorum arkadaşlar. Fazla değil, bir 5 dakika kaynatsak sosumuz hazır. Şimdi etimizi mühürleme aşamasına geldik. Etimizin önemli püf noktalarından bir tanesi kısa süre içinde çevirmememiz gerekiyor. Yani etimizdeki o çizgiyi, yani o şekli bulabilmemiz için arkadaşlar yaklaşık 4 dakika karışmamamız gerekiyor. Zaten diğer yüzü pişip pişmediğini şu yanlardan, bakın şu yanlardan anlayabiliriz. 4 dakika pişirdik etimizi. Şimdi etimizi çevireceğiz. Diğer tarafını da çeviriyoruz. Bakın iz net olarak belli. Eğer fazla pişmiş sevmiyorsanız bu pişirme süresini 3 dakikaya indirebilirsiniz. Şöyle biberimizi ve arpacık soğanlarımızı, bir de soğanımızı, domatesimizi ilave ettik. Çok fazla kızartmaya gerek yok. Biberimizi, arpacık soğanlarımızı, domatesimizi ızgarada mühürledik. Şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. Şekil yaptık. Şöyle yapmış olduğumuz sosumuzu etimizin yapmış olduğumuz sos arkadaşlar, etimizin üstünü tamamen kapatmıyoruz. Çok hafif açık bir bölge bırakıyoruz. Biraz daha etimizin ön plana çıkması için. Şöyle biberimizi. Bu en son dokunuşlarımız arkadaşlar. Patlıcan soslu bonfilemiz hazır. Dediğim gibi çok farklı soslarda kullanabilirsiniz. Ama ben bugün patlıcan sosu kullandım. Tekrar farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.